Yani pes vaydım. Bayram günü kapıyı açmamak da neyin nesiymiş? Ben öyle yapmasam ardına kadar açıkmış gibi davranıyorlar Zülya. Kapıyı bulan aşındırıyor. Sen gittiğinden beri 7 çocuk, 2 çöpçü, 3 davulcu geldi. Gelirler tabii. Afiliyoruzum. Bugün daha bayramın 2. günü. Yarın debülerinde bir azalma olur mu dersin? Hepsine bir şeker tuttun değil mi? Tuttum. Mendil? Verdim. Bahşiş? Bayram bahşişi verdin mi diyorum. Bende bozuk yoktu. Onlarda da bozuk yokmuş. Karşılıklı çok bozulduk. Artık bir dahaki bayrama. Daha bu sabah 20 tane 250'lik yaptırdıydık. Bitti mi? Her evimize gelene, her elimizi öpene para dağıttığımız duyuldu zaten. Yarın az gelişmiş ülkeler kapımıza bayramlaşmaya gelirlerse hiç şaşma. IMF'ye alternatif olduk be. Şimdi açtırma benim bayramlık ağzımı. Aç. Bence tam zamanı. Evi şekerli mendil ambarına çevirdin. Esnaf sayende çifte bayram yaşıyor. Hadi hadi yardım et de şunları dışarı çıkaralım. Burayı oturma odası yapacağım. Niye? Kim oturacak? Belli mi olur? Eş dost sorar belki. Ay bir bakmışsın çat kapı koçlarla pülüşler elimizi öpmeye gelirler. Ay. Koçlarla pülüşlerine ümit bağlamı Zülya. Hepsi memleketlerinde anılarının babalarının yanında. Bayramın son günü anca dönerler. Bakarsın aralarında sözleşmişlerdir. Biz bayramı yalnız geçirmeyelim diye 2-3 gün erken dönerler. Bize sürpriz yaparlar. Tabii tabii mutlaka öyle yaparlar. Ama biz yine de anladığımızı belli etmeyelim de hevesleri kursaklarında kalmasın. Çabuk çabuk. Daha bayramlıklarımızı giyeceğiz. Süsleneceğiz. Çocuklara öyle hazırlıksız yakalanmayalım çabuk. İyi ki devlet erkanı bayramlaşmaya gelecek diye hayal kurmuyorsun Silvia. Bana baştan aşağı evi boyatacaktın herhal. Ya duvarlara birkaç kat boya çeksek hiç fena olmaz. Yukarıda 2 kutu boya olacaktı. Hadi hadi çabuk çabuk. Hadi. Hadi. Uy. Ben baklavayı açayım, sen telefonu aç. Başından ayrılma ha. Daha erken canım. Öyleyse kapıya dikil. Allah korusun. Vahit dayının dükkanı uğrayacağı falan tutar da. Ne yaparız o zaman? Ne bileyim. Sen sandalye, ben masa taklidi falan yaparız herhal. Sen bu halinle anca toplantı masası taklidi yapabilirsin Asiye. Tüh be. Keşke bizim evde telefon olsaydı. Operasyonu tehlikeye atmazdık. Ya. Bayram Şeker Operasyonu Harekat Masası Şefi Berat, dinlemedeyim. Efendim? Yok, Temegül Pastanesi değil kardeşim, yanlış. Masa Şefi Berat Bey, şu masayı da yanımıza yanaştırın da tepsimizi koyalım. Bir de çay operasyonu yaparsanız keyfimize diyecek olmaz hani. Emredersin komutanım. Koskoca adam oldun. Kavanozlar şeker çalmaya utanmıyorsun değil mi? Çalmıyordum. Ya ne yapıyordun? Alıyordum. Onlar kapıya gelen kuzuların. 2 gündür el alemin kuzularını şekerli besliyoruz. Üstelik ne etinden ne sütünden faydalanamadığımız gibi şekerin parasını ben ödüyorum. Besicilik mantığına aykırı bu. İşte zil çalıyor. Demedim mi ben sana? Sen demesen de zil sürekli çalıyor Zülya. Ama bu onların çalışı. Koçlarla pülüşler geldiler işte. Koş Vahit'im koş. 2 adımlık mesafeyi niye koşuyorsun şimdi? Geldim. İyi bayramlar. Ay bak Vahit'im bak. Yeni kuzular gelmiş. Ne? Ay. Dünden beri akın akın geliyorlar. Ağlım kapısı açık kaldı herhal. Ben şekerli mendil getireyim. Sen de... Neredesiniz siz? Mahalleden. Onlar demin gelmişlerdi. Yaptığımız ödeme tahmin etmedi galiba. Mahallenin çocuklarıymış söylüyor.
dünden bu yana mahalle nüfusunda patlama mı var? Yoksa ki bana öyle geliyor. Davul amca, mahallenin çocukları biziz. Tamam. Bundan böyle muhtardan ikametgahını getiren bahçesini alır. Hadi dağılın. Vay amcanız ne kadar da şakacı değil mi çocuklar? Bari şekerleme endilleri geri al da maliyeti düşürelim be. Bayram Şekeri Operasyonu Harekat Masası Şefi Berat dinlemedeyim. Ha tamam. Evet evet. Dün gece döndük memleketten. Karargaha gizlice sızmış bulunuyoruz. Her şey yolunda adamım. Ha dinliyorum. Anladım. Anladım. Anlamadım. Ha tamam. Liste hazır olunca mühimmatı biz temin edeceğiz. Öbür birimlerden haber bekliyoruz. Ha tamam. Hadi kolay gele. Durum ne? Operasyon için düğmeye basıldı Asiye. Artık geriye doğru saymaya başlayabiliriz. Uy, ben onda biraz zorlanırım. Sen say, ben dinleyeyim. Ha? Sefer onlardır. Koşlarla pülüşler geldiler. Ay sevinçten senin de dilin tutuldu değil mi? açsana ne duruyorsun koş. Hadi. Bayramınız kutlu olsun amca. Hadi. Ay bak şu kızıcıklara. Bak kızıcıklara ne şekerler değil mi? Evet hiçbirine şekere ihtiyacı yok. Yürücülüyor. Senin de yok ama baklavaları birer ikişer götürüyorsun vaydim. Siz neye dersiniz? Üst mahalledeniz amca. Merak ediyorum. Daha üstünüzde de mahalle bağ mı? Allah. Bol bol. Teşekkürler. Alın bol bol. Çekinmeyin. Parayla değil ya. Biz bunları evde yetiştiriyoruz. Hadi vaydim sen de. Kapımıza kadar gelmişler. Bahşiş siz gönderirsek üzülür çocuklar. Hadi. Parayla saadet olmaz Yürüzeliha. Vay. Sırf yüzün gözün çarpık kalmasın diye veriyorum. Ona göre katıl. Al. Ay. Dur. Seni tanıdım kerata. Sabah da bu mahallenin çocuğum diye geldiydin sen. Biraz önce üst mahalleye taşındım amca. Bari grup indirimi yapın bir. Keratalar, bunun alayını çete kurmaktan savcılığa şikayet edip suç duyurusunda bulunmak lazım. Onlar çocuk, bayram en çok onların hakkı. Çocuk deyip geçme Züla. Bayramın son gününe kalmaz, memleketin bütün ekonomik sorunlarını çözecek güce ulaşırlar. Alt mahalleyle üst mahallenin yapacağı sermaye birleşmesine bağlı. Hıh, aferin onlara. Ben başbakan olsam, ben millete bol bol çocuk yaptırıp her günü bayram ilan ederdim. Bak o zaman ortada kriz mriz kalıyor mu? He ya, aferin sana. Aman! Bunlar Ramses'in baklavaları değil Zülüva. Piramit bekçisi gibi koruyacağım diye kendini telef ediyorsun. He ya, aferin bana. Come on, Pierre! Come on, Pierre!